Veratti gelmez zaten alın şu Dominguez'i gelsin artık çok geç kalındı demiş. Ee, yani katılıyorum aslında bu yoruma ama bir yandan da Galatasaray'ın geçen dönemden e, bu yana yani yaptığı transferlere baktığımda o son virajda, son dönemde, son günlerde e, ciddi anlamda iyi transferler yapılmıştı. Hani sizin de hatırlayacağınız gibi. E, şimdi de yine o transferler gerçekleşebilir. Yani Veratti evet çok zor bir transfer ama şu an ciddi şekilde Galatasaray'ın masada olduğunu Biliyoruz. Yani ondan dolayı beklemekte fayda da olabilir. Ama bir yandan da 8 numara transferinde yani geç mi kalındı derseniz yani geç kalındı diyenler için de hani herhangi bir itirazım olmayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Evet selamlarımı ben de iletiyorum. Mustafa Bey gelmiş. Birçok yine izleyicimiz kendi yorumlarını yazıyorlar. Ramos ne zaman gelecek var? Yani Ramos'la alakalı çok kısa şunu söyleyeyim. Ben Molde maçından sonra Ramos için e, somut bazı gelişmeler olacağı düşüncesindeyim ve e, gazete manşetlerine böyle yavaştan geçmek istiyorum. Sizin e, yorumlarınıza tekrardan döneceğim. Azerbaycan'dan e, selam gönderen bir e, izleyicimiz var. Buradan biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Şimdi gazete manşetine geçiyorum. E, i̇lk olarak diye görüyoruz. Bu arada başlıkta ve kapakta yazdığımız Domüngez ismine de birazdan değineceğiz. Zaten yine bu şu anda da, ekranda da göz, görüyorsunuz Dominguez Cimbom'u bekliyor haberi var. Yani Dominguez konusunda aslında şöyle bir durum vardı. Biliyorsunuz ki e, Dominguez Fenerbahçe'de adı çok anılıyordu. Yani Fenerbahçe'yle hatta çok ciddi şekilde anılıyordu ve neredeyse hani transfer olacak gibi de duruyordu ama sonrasında hem oyuncu çok sıcak bakmadığı o tarafa hem de bonservis açısından bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi Galatasaray e, daha avantajlı tabi biliyorsunuz ki bir Şampiyonlar Ligi faktörü var burada ve oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya Sıcak bakıyor bir yandan, bir yandan da Dominguez Galatasaray'ın şu an kadrosundaki yani bu projeye, bu kadrodaki yıldızlara da tabii gördüğünde ciddi anlamda sıcak bakmaya başladı Galatasaray. Bunu da belirtmiş olalım Serdar Bey Günaydınlar. Onun dışında Veratti ciddi mi demiş Osman Murat Uğur? Evet Veratti ciddi yani şu an zaten son dönemde ciddi anlamda artık haberlerin sıklaştığını görüyoruz. Çok kısa haberi okuyalım. Galatasaray Veratti'yi transfer ederek rüya gibi ortası hayali kuruyor demiş. Torreira'ya süper ortak. Cimbom 30 yaşındaki İtalyan yıldız için PSG ile görüşmelere başladı. Fransız ekibine satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptı. Pazarlıkta sonraki satıştan payda önerildi. E, haberini görüyoruz. Yani buradaki aslında plan birazcık şu şekilde. Yani e, işte geçen sezona dönelim. Icardi nasıl transfer edildiyse o transferin son gününde, son günlerinde Icardi nasıl bir şekilde kiralandıysa Beratlı için de içinde Galatasaray aynı planı yapıyor, uyguluyor. Ama buradaki bence soru işareti şu. Yine yani sizlerin de aslında soru işareti olduğunu görüyorum bu konunun. Hani son güne kadar orta saha transferini yapmamak e, bir zarar getirir mi derseniz hani işte burada biraz çekincem var benim de. Hani şunu da ekleyelim. Şimdi baktığımızda önümüzdeki hafta yani bir hafta kaldı aslında Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları için ve oraya yetişmezse 8 numara bence hiçbir anlamı kalmaz. Yani, yani almamak daha iyi olur hatta neredeyse eğer şampiyonlar liginde oynayamayacaksa oyuncu. Bence çok daha hani almasanız daha iyi diyebilirim. Ama şampiyonlar liginde yetişmesi şart diye düşünüyorum ki yetişeceğini, yetişeceğini de ben düşünüyorum bir 8 numaranın. Şimdi gelelim diğer tarafa yani diğer taraf derken ikinci orta saha oyuncusu alınacak mı soruları da geliyor ve aslında gündemde birçok farklı isim de var yani. Biliyorsunuz ki Salih Özcan ismi gündeme gelmişti. Onun dışında e, Emirhan İtkan ismi gündeme gelmişti. Yani burada şöyle de bir durum var. Şimdi Fredrik Mitjo'nun e, ayrılma ihtimali çok yüksek şu an ve ayrılacak gibi duruyor. Mitjo ayrıldığında e, elinizdeki orta sahalara baktığımda, bu arada e, yorumlara da bir yandan bakıyorum. Farklı isimler de geliyor. Onlara da tekrardan döneceğim. Şimdi Mitjo ayrılığından sonra orta saha kurgusuna şöyle bir bakalım. E, Torreira var elinizde. Sergio Oliveira var ki Oliveira'ya da ilgi olduğunu biliyoruz. Onun dışında Berkan Kutlu var. Çok eleştirilen Berkan ve aslında medyada çıkan haberlere de baktığımızda yani Berkan'ın da gitme ihtimali olduğu ciddi anlamda konuşuluyor ki özellikle İtalya'dan ilgi de olduğunu biliyoruz. Bu ilgi daha ciddi teklifler haline gelirse bence Berkan'ın da ayrılığı gündeme gelebilir. Yani şimdi burada hem Mitchson'ın hem Berkan'ın ayrılığı olursa eğer Galatasaray'ın orta sahasında Torreira, Oliveira ve Kerem Demirbay kalıyor. Yeni transfer Kerem. İşte burada yani hem o konuştuğumuz hani hep aylardır haftalarda konuşuyoruz da üst düzey bir 8 numara diye. Yani burada hem o üst düzey 8 numarayı alıp hem de üstüne bir oyuncu daha almanız gerekebilir ki bence yine şu an e, haberler de var. Ona da geçeceğiz. Mesela Musa Sisokko ismi var. Hatta şöyle çok kısa e, ekrana da getirmek istiyorum. E, Musa Sisokko'nun özellikle biraz istatistiklerine bakmak istiyorum. Çünkü Sisokko'da yani çok ciddi ve hepimizin tanıdığı bir oyuncu yıllardır bildiğimiz bir oyuncu. Şu an burada da zaten kariyerini bir kariyer özetini görebiliyoruz ki aslında yani işte Toulouse, Newcastle, Tottenham gibi takımlarda oynadı ki 2016 yılında 35 milyon euro'ya Newcastle'dan Tottenham'a transfer yapmış bir oyuncu. İsmi ilk çıktığında, transfer için ilk iddialar çıktığında ya ben çok şaşırdım. Beklediğim bir haber değildi bu ama haber olarak geçiyor şu an. Fransa milli takımda 71 maçı olduğunu görüyoruz çok tecrübeli bir oyuncu ama yani şimdi Bektaş Koç yaşlı abi demiş ben de katılıyorum. Yani ben Musa Sisokko'nun doğru bir hamle olacağı düşüncesinde değilim. Musa Sisokko sadece e, tek bir senaryoda doğru hamle olur bence. Yabancı kontenjanı serbest olmuş olsaydı Sisokko'yu da siz rotasyon amaçlı belki takımınıza katabilirdiniz. Hani geçen sezona bakalım işte Juan Mata gibi belki kullanabilirdiniz ama yani şu an böyle bir yabancı problemi varken de Hani ekstradan bir Sissoko ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Şöyle yorumlarınızda ekrana getirmek istiyorum. Sissoko ile alakalı Bektaş Koç. Yaşlı demişti. Enes Bilgiç Sissoko gelmesin demiş. E, ne yapacağız 40 yaşında adamı demiş. Yani şimdi 40 yaşında adam konusunda Ramos için aynı şeyi düşünmüyorum bu arada. Onu söyleyeyim ama Sissoko'ya biraz soğum. Şöyle çok kısa Ramos'a da geçelim istiyorum. Ramos konusunda da aslında... Zaten süreç bildiğiniz gibi ilerliyor ki yayının başında da yine Molde maçını beklediğini söylemiştik. Burada da aslında bu haberin detayında da Ramos'un biraz Nelson ayrılığını beklediği yazıyor ki bu da aslında çok doğru bir durum. Ee, İngiltere'de Tottenham'ın ardından Arsenal, Brighton ve Nottingham Forest'ın talip olduğu Victor Nelson için 25 euro is ısrarından vazgeçecek olan sarı kırmızılar rakamı 20 milyon euroya indirerek Danimarkalı stoper için transfer görüşmelerine başlayacak yani 25'ten 20'ye inmesi sizce doğru mu? Önce ben bunu sormak istiyorum ama bana biraz doğru gibi geliyor. Çünkü 20 milyon euro da kötü bir para değil. 20 milyon euroyu aldığınız takdirde belki orta sahaya iki hamle birden bile yapabilirsiniz. Bir de onun üstüne Sergio Ramos'u transfer edebilirsiniz gibi geliyor bana. Nelson değerli bir oyuncu katılıyorum ama yani ayrılığı da sanki artık gerekiyor gibi. Hani bazı futbolcular, bazı takımlarda artık hani miadını doldurur. Sanki Nelson da biraz buraya doğru geldi diyebiliriz. Oyuncunun şu anda yani kesinlikle ayrılmak istiyorum gibi bir düşüncesi bulunmuyor bu arada. Bunu belirtelim. Yani öyle kesin gitmek istiyorum gibi bir durum yok ama hani ayrılmayı da zaten istediğini geçtiğimiz sezondan itibaren biliyoruz. Ki geçtiğimiz sezon Nelson'un sözleşmesine bir iyileştirme yapılmıştı bir sezon daha kalması için ve hani orada bir aslında karşılıklı birbirine söz verdi hem Nelson hem kulüp. Yani işte bir sezon daha kal önümüzdeki sezon ayrılırsın gibi bir durum vardı şu anda da birazcık bu oluyor gibi duruyor. Forever Forever isimli izleyicimiz 20 milyon euro artı satıştan pay demiş. Buna da katılıyorum. Bu da güzel bir bence satış olur.